Arkadaşlar merhaba. 23 Haziran tarihinde yapılmış olan TYT deneme sınavının tarih sorularını çözeceğiz. Birinci sorumuz ile birlikte başlayalım. Türk adı ve anlamı. Türk adı ve anlamı üzerinde birçok farklı görüş ileri sürülmüştür. Türk adının anlamı Uygur metinlerinde kuvvetli, kuvvetli, Kaşgarlı Mahmut'un Divan-ı Mübarek Türk adlı eserinde Olgunluk Çağı, Çin kaynaklarında Münfer, Ziya Gökalp'te Türeli, Kanun, nizam sahibi. Bambere'de ise türemekten Türk şeklinde belirtilmiştir. Bu farklılıkların yaşanmasında, durumlarında hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? Türklere ait yazılı belgelerin yetersiz olmasını, Türk boylarının geniş bir alana yayılmış olmasını, Türklerin asimile olmasını. Arkadaşlar baktığımız zaman Türk adının farklı toplumlara göre farklı anlamlarla ifade edilmesi, Türklerin geniş alanlara yayılmasından kaynaklanan bir durumdur. Bunlarla temasa geçmesinden kaynaklanan bir durumdur. Aynı zamanda Türklerin yazılı kültürü bulunmamasından, yani çok gelişmemesinden dolayı, bulunmaması değil, çok gelişmemesinden dolayı Türk adının anlamı, Türk tarihi, araştırmaları, bu isimlerin anlamlarına ulaşmakta bizi zorluğa düşürmektedir. Bu nedenle yazılı belgelerin yetersizliği ve geniş bir alana yayılmış olması Türk adının farklı anlamlarla ifade edilmesine neden olmuştur. Cevabımız değişikti olmalıdır. İkinci soruya bakalım. Büyük Selçuklu Devleti'ni kuranlar göçebe Türkmenler olmasına rağmen İran'ın önemli şehirlerinden biri olan Reş şehrinin başkenti olması sonrasında yönetimde İranlıların ağırlığı artmaya başlamıştır. Hatta yönetimdeki İranlı bürokratlar göçebe Türkmenlerin zamanla yönetimden uzaklaştırmaları üzerinde de etkili olmuşlardır. Bu durumun gelişmelerinden hangilerinin yaşanmasına ortam hazırladığı söylenir. Kültürel çatışmaların sona ermesi, resmi dilin Farsça olması, Haçlı seferlerinin başlaması. Arkadaşlar baktığımız zaman zaten İran coğrafyası, Selçukluların başkentini Reş şehrine taşıması, burada da İran nüfusunun fazla olması, bunların zamanla da devlet yönetiminde etkin olarak Türkmenlerin geri plana düşmesine neden olması, resmi dilin Farsça olması üzerinde etkili olmuştur diyebiliriz. Bu nedenle cevabımız yalnızca 2 olacaktır. B cevabı. Üçüncü sorumuza geçelim. Tarih öğretmeni Yunus Bey, derste öğrencilerine 17. yüzyılda Balkan Yarımadası dahil olmak üzere, Polonya'nın güneyinden Kuzey Afrika'ya ve Habeşistan'dan Mora ve Dalmaçya kıyılarına kadar olan yerler Osmanlı Devleti kontrolündeydi şeklinde bir durum değerlendirmesi yapmıştır. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulabilir? Denizcilik faaliyetlerinin başlamasına, devlet yönetiminin zorlaşmasına, devletin çok uluslu özelliğinin zayıflamasına, Divan-ı Hümayun'un kaldırılmasına, Balkanlarda Türk egemenliğinin kesinleşmesine. Baktığımız zaman devlet yönetiminin zorlaşmasına. Çünkü arkadaşlar sınırlar Asya'dan Afrika'ya, Avrupa'ya, Baltık Denizi'ne kadar olan geniş bir alana yayılmış, geniş sınırlara sahip olmak da devlet yönetimini zorlaştıran bir nedendir. Bu nedenle neden olduğu savunabilecek şey yönetimin zorlaşmasıdır. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Dördüncü sorumuza geçelim. Uşak üzerinden saldırıya geçen Yunanlılar 8 Temmuz 1920'de Bursa'yı işgal etmişlerdir. Bir süre sonra Umum Kuvayi Milliye Komutanı Ali Fuat Paşa, Gediz ve çevresinde bulunan Yunan ordusu üzerine bir harekat düzenlediyse de bu girişimden istenilen sonuç alınamamıştır. Bu gelişmelerin aşağıdakilerden hangisinin hızlandırıcı söylenebilir? Düzenli ordunun kurulması, Londra Konferansı'nın toplanması, Amasya görüşmelerinin yapılması, TBMM'nin açılması, Anadolu ve Rumeli müdafaa ve hukuk cemiyetlerinin kurulması. Sevgili arkadaşlar, Kuvayi Milliye Komutanı Ali Fuat Cebesoy'un Gediz ve çevresinde Yunanlılara yapmış olduğu taarruzun başarısız olması artık karşımızda bulunan düşmanın düzenli bir orduya karşı Kuvayi Milliye'nin nihai bir zafere götüremeyeceğini göstermiş ve düzenli ordunun kurulması çalışmalarını hızlandırmıştır bu süreç. Bu nedenle de cevabımız A şıkkı olacaktır. Beşinci soruya geçelim. Osmanlı hukuk sistemindeki ekonomi ve ticaret hayatını düzenleyen kanunların yetersizliği, kadınlara tanınan hakların kısıtlı olması ve kadınlarla erkekler arasında eşitsizliklerin bulunması. Ülkede aynı konuda farklı kanunların uygulanması durumları Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk alanında inkılaplar yapmasında etkili olmuştur. Buna göre aşağıdaki inkılaplardan hangisinin aksaklıkları gidermek amacıyla yapıldığı savunulamaz. Almanya Ticaret Kanunu alınması, Türk Medeni Kanunu kabul edilmesi, Vatikan ve konsoloslukların mahkeme kurma yetkilerinin kaldırılması, ölçü ve tartılarda değişikliğe gidilmesi, İtalya Ceza Kanunu'nun alınması. Arkadaşlar eşitsizlik, onun dışında baktığımız zaman mesela farklı uygulamalar var. Ticaret konusu aynı zamanda bakalım. Bir ekonomi ve ticaret hayatı dediği için Almanya'dan ticaret kanunu, Patrikhane, mahkeme, iki başlılık, iki farklı durum. Ceza kanunu aynı şekilde arkadaşlar. Bakalım ceza kanunları. Aynı. Ama ölçme ve tartılarda değişikliğe gidilmesini, yukarıda bahsedilen konularla ilgili veya aksaklıkları gidermeye yönelik değil de daha çok böyle Batı dünyasıyla
uyumu yakalamak amacıyla yapılan yeniliklerdir arkadaşlar. Ölçü ve tartılarda değişikliğe gidilmesi. Bu nedenle aksaklıkları gidermek değil, daha çok çağdaşlaşmaya yönelik, ilerici anlamda yapılan, batı ile bütünleşmek anlamında yapılan yeniliklerdir. Bu nedenle D şıkkını alamayız. Cevabımız D olacak.